Burada mesela ilk başta şöyle başlamış. Bakalım birlikte. Nothing can be quite so helpful as a well-placed comment. Yani doğru yerde doğru yorumu koyuyorsunuz ya mesela. Ondan bazen böyle bir an gelir ki ondan daha iyi bir şey olamaz diyor. Burada söylediği. Daha sonradan Nothing can be quite so damaging as an old crafty comment that propagates lies and misinformation. Onun yanında da bazen de öyle bir şey oluyor ki yanlış bir yorum, yanlış yerde yapılmış bir yorum da koda o kadar zarar veriyor ki tahmin edemezsiniz diyor. Dolayısıyla burada yazdığınız yorumların bir şeyi olmalı. Yani bir anlamı olmalı yani. Ona dikkat etmek gerekiyor. Hani bu yazdığım kod değil, ne de olsa zarar vermez deyip öyle bir moda girmemek gerekiyor. Okay. Sonra diyor ki comments are not like Schindler List. They are not pure good. Indeed, comments are at best at necessary evil if our programming language were expressive enough. Or we had a talent to subdivide those languages to express our intent. We will not need comments very much, perhaps not at all. Diyor ki Saga Pattern'ın örneğini yaptınız mı? Ya Saga Pattern'ın örneğini arkadaşlar önümüzdeki çarşamba günü yapacağız. Yani her hafta bir tane yapıyoruz. Ona önümüzdeki çarşamba günü bakarız. Burada da diyor ki arkadaşlar yorumlar aslında eğer kullandığınız programlama dili yeterince esnekse yani bunu anlatabiliyorsa, yeterince deskriptifse yani anlaşılabilirse, anlatıcıysa burada yorumlara ihtiyacınız olmayabilir diyor. Dolayısıyla hani yorumları ille de yazacaksın diye bir şey yok ama yazdığın zaman da dikkatli olman gerekiyor diyor. The proper use of comments is to compensate for our failure to express ourselves in code. Not that I used the word failure, I meant it. Comments are always failures. We must have them because we cannot always figure out how to express ourselves without them. But their use is not a cause for celebration. Diyor ki aslında bir yorum yazıyorsun ya koda. Aslında o bir başarı değildir diyor. O yazdığınız şey aslında bir failure, bir başarısızlık örneğidir diyor. Çünkü normalde sen bunu kodla anlatabilecekken neden yorum yapma ihtiyacı duyuyorsun? Yani bu yorumu yazdım diye kendinizi kutlamayın diyor. Onun yerine sen şey yapamadın diye aslında bunu kodla çözemedin diye bu şekilde ilerliyor. Tamam. Şimdi bundan sonra so when you find yourself in a position where you need to write yani her yorum yazdığında şöyle kendini uzak tut diyor yani onu yapma diyor hani nasıl başarısız olduğunu gör diyor. Why I am so down on comment. Yani diyor ki bu kadar niye takıntılıyım yorumlara? Because they lie. Not always and not intentionally, but too often the older a comment is and the farther away it's from the code it describes. Yani bir yorum yazdınız. O yorum eğer çok eski bir yorumsa koddan da uzaklaşıyor aslında. Çok tehlikeli. Yani o yüzden diyor. Code changes and evolves. Chunks of it move from here to here. Those chunks bifurcate and reproduce and come together again. Unfortunately, the comments. Tamam. Diyor ki bir kod yazıyorsunuz. Bu kod kendi kendini geliştiriyor. Yani kendi kendini geliştiriyor dediğim üzerine eklemeler yapılıyor, çıkarma yapılıyor ama genelde yorum satırlarına kimse dokunmuyor. Dolayısıyla yorum satırı yerinde sayarken yazdığınız kod bayağı gelişmiş, yani değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu aradaki farkı kim sorumluluk alacak? Bu aradaki farkta. Onu anlatmaya çalışıyor. Mesela şurada bir mock request örneği var. Bir şeyler yapmışlar. Aşağıda bir örnek var şu kısımda. Diyor ki example 2 işte bir date tarihi vermiş. Yani şu yukarıdaki regex'in mesela bir örneği şurada aşağıda vardır diyor. Other instance variable that were probably added later were interposed between the HTTP data regex constant and its explanatory comment. Mesela şu aşağıdaki yorumu buraya yazmışsın ama regex yukarıda. Şimdi bunun buraya ait olduğunu nereden anlayacaksın? Hani düşünüp kafa yorman lazım, değil mi?
Dolayısıyla böyle de yapılmayabilir diyor. Inaccurate comments işte diyor ki yani yersiz olan komentler, yorumlar hiç olmayan yorumlardan daha kötüdür diyor. Yani yersiz yorum yapacağına hiç koyma, o yorumu daha iyi diyor. Truth can only be found in the place the code. Only the code can truly tell you what it does. Yani kodun sadece kendisi ne yaptığını anlatabilir. Yorumla onu biraz daha kötüleştirebilirsin yani. It is the only source for truly accurate information. Therefore, yani kod en uygun, en tutarlı bilginin olduğu yer koddur diyor. Sometimes expensive minimize. Tamam. Şimdi bazı dillerde var arkadaşlar. Mesela Go kullanıyorsunuz. Go'nun içinde linter'lar falan var. Bu linter'lar sayesinde işte belli seviyeye kadar, örnek veriyorum işte değişkeninizin adı var, fonksiyonu var, oradaki parametreler falan var. Siz o üzerine yorum yazmaya zorluyor sizi. Yani o Godoc diyoruz ona. Yorumu yazarken de orada kullandığınız değişkenler, fonksiyon adları falan onlar eşleşiyor mu onlara bakabiliyor en azından. Biraz böyle sağdan soldan sizi hadi hadi böyle yap şöyle yap diyebiliyor. Ama bütün dillerde bu olmayabilir. Dolayısıyla yorum biraz daha şey isteyen bir kısım. Uğraş isteyen bir kısım. Comments do not make up for bad code. Yani yorumlar kötü kodlar için tasarlanmamıştır diyor. One of the more common motivations for writing comments is bad code. We write a module and we know it's confusing and disorganized. We know it's a mess, so we say. Diyor ki çok kötü bir modül yazılmış, hiçbir şey anlaşılmıyor falan. O zaman diyor yorum yazayım diyor adam. Clear and expressive code with few comments is far superior than. Okay. Diyor ki kendini çok iyi anlatan bir kod ve az yoruma sahip olan bir kod parçası burada daha iyi iş görüyor diyor. Bir şey anlatmaya çalışıyorsan git onu kodun içinde anlatmaya çalış. Explain yourself in code. There are certain times when the code makes a poor vehicle for explanation. Unfortunately, many programs have taken this to mean. Şimdi check to see if the employee is eligible for full benefits. Şimdi burada hani geçen şeyde de bahsetmiştik. Buradaki gibi if'in içinde ne işe yaradığı belli olmayan ya da biraz belli olan senin onu anlamaya çalışıyorsun değil mi? Yani kodu her okumaya çalıştığında buradaki ne anlama geliyor diye onu anlamaya çalışıyorsun kendi kendine. Bunu yapmaktansa şöyle bir fonksiyon koyarsan is eligible for full benefits. Dolayısıyla bu şuradaki logic aslında buymuş. Bu fonksiyon adıyla çok iyi anlatabiliyorsun. Dolayısıyla yorum satırında çıkartırsın burada. Good comments. Some comments are necessary or beneficial. We'll look at a few that I consider worthy the bits they consume. Keep in mind, however, that the only truly good comment is the comment you found a way not to write. En iyi yorum bir yolunu bulup yazamadığın yorumdur diyor. Yani artık felsefik olmuş ama öyle diyor. Yani 200 sayfadır yorumlara giydiriyor arkadaşlar, bilmiyorum. Legal comment. Sometimes our corporate coding standards force us to write certain comment for legal reasons. For example, copyright. Ha. Şöyle görmüşsünüzdür. Her dosyayı açtığınızda böyle tepesine şey ekliyor. Sizin copyright, işte author bilgisini falan ekliyor. Bu legal reasonlardan dolayı böyle, yani legal sebeplerden dolayı böyle olabilir. Böyle de durumlar var diyor. Comments like this shouldn't be contracts or legal terms where possible refer to a standard license or other external document. Ha. Diyor ki yani yorum satırları gidip de legal bir dayatı ya da legal bir şeyin göstergesi olarak kullanılması pek de doğru değil diyor. Onun yerine uygulamanın kendisinde bir yerde legal bir dokümana referans verin diyor. Yani kodun içinde onları yazmaya çalışmayın diyor. Öyle olsa daha güzel olmalı. Çalışmayın demiyor da. Yani öyle olsa daha iyi olur. It's sometimes useful to provide basic information with a comment. For example, consider this comment that explains the return value of an abstract that returns an instance of the responder. Yani şöyle responder instance kullanacağına diyor. Şu responder being tested. Yani şu yukarıdaki yorumu anlatan fonksiyonun adını. Yani aynı kapıya çıkıyor aslında bir nebze. In this case the
Buraya bakıyoruz. Pattern, time matcher. Şurada bir time var. Ne diyor? Format matched show. In this case, the command lets us that the regular expression is intended to match a time and date that were formatted with a simple date format. Tamam. Yani onu şuradaki şeyi muhtemelen şu simple date formata ile ilgili bir şey yap diyor. Okay. Explanation of intent. Sometimes a comment goes beyond just useful information about the implementation and the decision. Yani bir kararın arkasındaki niyeti anlatmaya çalışıyor bazen diyor. In the following case, we see an interesting decision documented by a command. When comparing two objects, the author decided that he wanted to sort objects of his class higher than objects of any other. We are greater because we are the right type. Here's a better example. Başka bir örnek daha vermiş. Bakalım şuraya. This is our best attempt to get a race condition. Tamam, burada bir şey yazmış. Burada yani şimdi bir kullanım görürsünüz buradaki gibi ya da buradaki gibi. Bunu niye yaptığını anlatmaya çalışır. Yani onu explain etmeye çalışır. Buna da explanation of intent demiş burada. Clarification. Bakalım. Sometimes it is just helpful to translate the meaning of some obscure argument or return value into some. In general, it is better to find a way to make that argument or return value clear. But when it starts to stand library or in the... Şimdi burada ne yapmış? Test compare to. Page A, page B falan. Şurası. Ha, bak bu notasyonu ben bazen sevebiliyorum arkadaşlar. Mesela unit testlerde bir şeyleri test ediyorsunuz ya. Orada bulmaya çalıştığınız şeyi asertlerin yanına böyle şu şekilde hani ne anlatmaya çalıştığınızı falan göstermeniz sizince faydalı olabilir. Çünkü burada mesela BA compare to BB. Java'da genelde karıştırıyoruz ya compare to hangisi soldaki hangisi sağdaki falan diye. O yüzden şu sağda bizim anlayacağımız şekilde matematiksel formda gösterdiğinde biraz daha faydalı olabiliyor. Warning consequences. Bakalım. Sometimes it is useful to warn other programmers about certain consequences. For example, here is a comment that explains why a particular test case turned off. Yani bir test case kapatılmış arkadaşlar. Bunun niye kapatıldığını. Muhtemelen bu kullandıkları değil de şu alt tire ona sebep olmuş olabilir. JUnit'te ignore falan diye anotasyonlar oluyor diyor. Don't run unless you have some time to kill. Yani öldürecek zamanın varsa bunu çalıştırabilirsin diyor. Nowadays of course we return off the test case by using the ignore. Bak buraya söylemiş. Attribute with an expression string ignore text. Ha. Ignore'un içine expression'da yazabiliyorsun. Put together underscore in front of the method was a common comment. Ha, bu da convention'mış. Bak doğru tahmin etmişiz. Alt tire kullanılması testin ignore ediliyor anlamına geliyor. To-do'ya bakalım arkadaşlar. It is sometimes reasonable to leave to-do notes in the front of falan filan. Şimdi bu arkadaşlar Java'da var, diğer dillerde de bir nebze var. Evet. Burada şöyle bir şey oluyor. Siz mesela diyelim ki production'da bir bug çözüyorsunuz. Orada bug'ı çözerken de başka bir şey gördünüz. Orada çözmek için vaktiniz yok ama not alıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte to-do koyuyorsun. Sonra onu daha sonra yapmaya çalışıyorsun. Daha sonra to-do'ları listeletebilirsin. Bazen de bu CheckStyle ya da static code analiz tool'larında sonar gibi to-do'ları falan işletebilirsin. Mesela en fazla 3 tane to-do olabilir gibi. Yani kodun içinde çok fazla to-do olmasın. Tamam. Tamam, bunu demiştik zaten. Ha bak, IDE'lerde diyor to-do'ları listelemek için özel komponentler falan oluyor diyor. IDEA'da falan var. Zaten kullanmışsınızdır muhtemelen. Amplification. Yükseltici bakalım neymiş? A comment may be used to amplify the importance of the something. Tamam. Bakalım.
The dream is really important. It removes the starting spaces that could. Yani burada bir şey yapmış. O yaptığının ne kadar önemli olduğunu adım adım anlatıyor. Zaten amplification biraz daha abartıyorsun, yükseltiyorsun ne olduğunu. Böyle yapmazsan diyor bazen düşük öneme sahipmiş gibi gözükebilir diyor. Javadocs in public apis. Javadocs zaten bahsetmiştik. Bad comments. Most comments fall into this category. Yani genelde çoğu yorumlar bu kategoriye giriyor diyor. Usually they are crutches or excuses for poor code. Yani genelde kötü yazılmış kodlarda bahane olarak giriliyor bu yorumlar diyor. Mumbling. Mızmızlanmamdır. Yani bakalım. Ne comment just because you feel you should or because the process requires it is a hack. If you decide to write a comment, then spend the time necessary to make sure. Okay. Yani bir yorum yazacaksan diyor. Biraz kafa yor diyor. Hani düzgün bir şey yaz oraya diyor. Şöyle yanlış. Şöyle yapalım. Here for example is a case I want in fitness. Zaten bu yazdığı contribute ettiği fitness diye bir proje var. Bu fitness'in içinde where a comment might indeed have been useful but the author was in a hurry or just not paying much attention. Tamam. Şöyle bir şey yazmış. Şimdi burada ne anlama geliyor? No proper defaults means all defaults are loaded. Bakalım. Ha şöyle arkadaşlar. Burada bir property file'ının lokasyonu var değil mi? Bunu bulamazsa catch exception'a girecek ya, catch'e girecek ya, catch bul onu. Hani buraya niye girdiğini anlatmaya çalışıyor. Ona da sebep veriyor. But the meaning does not come through all that well. Apparently if we get an AI exception, it means that there was no property file and in that case all the defaults are loaded. But who loads all the defaults? Where they loaded before the call? Evet. Yani burada 3 satır kod var. Sen bu keçi bunlardan herhangi biri fırlatabilir, bilmiyoruz. Bu yorumu bu 3 satırdan hangisi için yazdın? Yani onu anlatmaya çalışıyor burada. Redundant comments. Boşuna yazılmış. Redundant. Bakalım. Utility method that returns when this clause is true. Zaten burada anlatıyor ne olduğunu. Hani yukarıdaki yani kodu özetleyen yorumu yazmanın hiçbir anlamı yok demek istediği o. Öyle özetleyeyim size. Bunu söyledik zaten. Oran devamını gösteriyor burada. Bakalım. The human readable name of this container. The cluster with which falan filan. Bakalım bunu ne başlıkta yazmış. Gitmiş Tomcat var ya Java'daki kullanılan Tomcat. Onun içindeki Java dosyalarını alıp oradaki şeyleri çıkarmış. To make matter worse, I only showed you the first five. There are many more in this module. Bakalım. Background processor delay. Eksi bir. The process delay for this component. Daha böyle bir şey yani. Tomcat'e bakabilirsiniz arkadaşlar. Tomcat'in container based Java dosyası. Bakalım. Misleading comment. Sometimes with all the best intentions, a programmer makes a statement in this comment that isn't precise enough to be accurate. Consider for another moment the badly redundant but also stubbornly misleading comment we saw in this thing. How the comment was misleading. Bakalım. The title of the CD. Author of the CD. The yok bu değil ya. Hangisindeydi? Ha, disclosed. Disclosed burada arkadaşlar şey var bakın burada bir yorum yazmıştı ya bakın burada bir closed if closed burada bir tane var burada bir tane var
Burada bir yorum var ama bu ikisinden hangisi? Bilemiyorsunuz. Dolayısıyla misleading dediği orada o aslında. Tam olarak da niyetini anlatamıyor yorum. Hangisi için bahsettiğini anlayamıyorsun falan. Dolayısıyla onlar misleading kategorisine giriyor. Mandated. Mandatory'den geliyorsa eğer zorunlu yorumlar bakalım. It is just plain silly to have a rule that says that every function must have a javadoc. Bak ya, javadoc zorlaması iyi değil diyor. Or every variable must have a comment. Comments like this just clutter up the code, propagate lies and lend to general confusion or disorganization. Yani yalanları oradan oraya, oradan oraya atıyor diyor. Yani şöyle bir şey yazmanın hiçbir anlamı yok diyor. Çünkü zaten burada CD'yi ekliyorsun. CD'nin title'ı, CD'nin author'ı, CD'nin track'i, duration'in midi olduğunu biliyorsun. Buraya bir daha yazma diyor yani. Journal comments. Sometimes people add a comment to the start of the model every time they edit it. This sometimes accumulates as a kind of... Ya bunu şeyde gördüm ya arkadaşlar, bir 6-7 sene önce. Bir Java dosyası var. Kim açarsa önüne gelen kendi autorunu eklemiş oraya, tepesine falan. Öyle bir şey görmüştüm. Bu sayfalardır böyle yorum yazılan kodlar varmış. Var mı acaba şey? Aha varmış ya. Kim bu? Bir bakalım. Kim bu? Yenini söylememiş galiba. Baksana, change release note gibi kodun içinde release note var şu anda. Yani git blame'de olan şeyi yorumun içine yazmış. Bak, git blame'i zaten kaçta bulmuştu şey git'i? 2005-2004 falan mı? O tarihlerde bulmuştu. Buradan esinlenmiş olabilir bak. Geliyor geliyor. 2001'den başlıyor. 2005'e geliyor. Sonra Linus Torvalds diyor ki ya bu arkadaşlar source code'a release note gibi yazmaya çalışıyorlar. Ne yaptık, ne ettik, kim yaptı? Ben gideyim Git'i bulayım, oraya da Git blame'i ekleyeyim. Oradan devam etsinler diye düşünüp öyle ilerlemiş olabilir. Tamam. Noise comments. Yani çok fazla gürültü yapan yorumlar. Bakalım. Sometimes you see comments that are nothing but noise. They restate the obvious and provide a new information. Constructor. Değil mi? Constructor. No, really? Or how about this? The day at the day of the month, private the day of month. And then there is the paragon of redundancy. Yani buradaki motivasyonu anlamaya çalışıyorum da. Şimdi bazı uygulamalar var. Uygulamalara adam Java ile açmıyor uygulamayı. Yani IDE ile falan açmıyor. Gidiyor web'e. Web'den Java doku'na bakıyor. JavaDoc'ta sana o değişken adları falan çıkıyor zaten. Yani adam bir daha niye yorum istesin? O kısmı biraz anlayabilmiş değilim. Acaba kodun içindeki variable'lar falan olmadan da tek başına bir dokümantasyon render edildiği bir yer mi var? Ama değişken olmadan nasıl olacak? Biraz tuhaf oluyor orası. Code does not tell lies but comments sometimes do. Ya ben de hatırlayamadım kimin olduğunu onu. Şöyle şeyler. Şuna bir bakalım. Ne diyor? Normal. Someone stop the request. Give me a break. Bak. Bu nasıl bir şeydir ya, dur. Start sending. Try. Bir şey yapıyor. Socket exception alırsa bunu çağırıyor. Onun haricinde olan bütün exceptionlar içinde bunu çağırıyor. Sonra bunun içinde response'a bir şey eklemeye çalışıyor. Exception close. Burada da bütün şeylere give break. Scary noise. Bir noise vardı, bir de scary noise var. JavaDocs can also be noisy. What purpose do the following JavaDocs from a well-known open source library serve? Answer nothing. He ya, baksana. Version, license name. Aynısı. Hangisi acaba bu? Hani böyle kopyalayıp arasak kitapta bulur muyuz onu? Bir sürü vardır bundan ya. Don't use a comment when you can use a function or a variable. Şurası. Consider the following session. Does the model falan. This model get dependent subsystem contain. Ya burada yapabilmiş aslında.
Yani burada anlattığını çevir. Yine aynı kapıya çıkıyor yani şey. Değişken adıyla ya da fonksiyonla anlatmaya çalış diyor yani kısaca. Position markers. Sometimes programmers like to mark a particular position in a source file. For example, I recently found this in a program I was looking for. Bu ne ya? Baksana. VI falan kullananlarınız varsa orada bilirsiniz belki. Şey yapabiliyorsunuz ya orada VI'da. Hani mark edip sonra o lokasyona gidebiliyorsun falan. Burada da galiba ondan bahsediyor olabilir. There are rare times when it makes sense to gather certain functions together. With a banner like this. But in general they are clutter. Böyle position markerları varmış. Ya yani ben kullanmadım öyle hiç. Closing brace comments. Şey fonksiyonun süslü parantez kapanırken vj nokta java word count ile ilgili bir şey mi acaba? Şöyle kapanırken while try catch bunu kullananınız var mı bilmiyorum ama genelde neyi kapattığını göstermek için şeyleri karıştırıyorsan eğer indentation'ı while böyle ama günümüzde buna gerek var mı arkadaşlar? Mesela pointer'ı şey kürsörünü şuraya dokundurduğunda zaten diğer tarafı highlight ediyor ya. Bence bu hiç yapılmaması lazım günümüzde. Attribution and bylines added by Rick. Source code control system are very good at remembering who added what when. Arkadaşlar git blame var ya. Boş verin. Eklemeyin yani öyle işte author bilmem ne falan filan diye. Commented out code. Bu şimdi bunu comment out ediyorsun çalışmasın diye. Bunlar da bir yoruma dönüşüyor aslında. Şimdi böyle bir şey yaptığın zaman adam bunu silebilir. Ona sebebiyet verebilirsin ya yani mesela şunun gibi. Bak. Bu iki satır, az önceki iki satır niye commentlenmiş? Hani önemli değil diye silebilirsin yani. HTML comment. Bence HTML comment'leri geçelim arkadaşlar. Çünkü orada yani biraz daha dile bağımlı olarak giriyor. Too much information. Şöyle. Şey arkadaşlar günümüzde mesela şey var nedir bir source code var bir de onun design dokümanlarını yapıp repository'nin içine koyabilirsiniz mesela GitHub'da design dokümanı yazabilirsiniz bu bir seçenek yani olabildiğince oraya referans verebilirsiniz yani design'dan koda referans ama koddan böyle bu şekilde tartışmanın historisi falan olacak şekilde yani yapılıyor yapılmıyor değil de ne kadar gerek var bilemedim. Yine obvious connection. Bakalım ne varmış? Belli olmayan bir connection. Start with an array that is big enough to hold all the pixels plus filter bytes and extra 200 buffer. Yani böyle bir şey. Yani geçmişini herhalde biraz bilemiyor. What is a filter byte? Mesela filter byte'ın ne olduğunu bilmiyoruz şunu. Yani ona şikayet ediyor yani. Tamam yorum yazdın da ben yorumun içinde kullandığın ibareleri anlayamıyorum diyor. Kaç yılından kalma bu? 2008 diyelim arkadaşlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Funkaç. Cem Dirmen LLD mi bu? LLD ile ne demek istedin abi? Bu şey Martin Fowler'ın Clean Code kitabı. Bakalım. Functions header arkadaşlar. Short functions don't need much description. A well-chosen name for a small function that does one thing is usually better than a comment header. Yani fonksiyon adından halledin diyor şey yine. Javadoc in a non-public code. As useful as Javadocs are public, they are.
wrote the model in Lisp 4 dedi burada. For the first immersion, it was intended to be an example. Yani kendi diğer de kitaplarına referans vererek bir şey yapmış burada. Burada da what I find fascinating about this module is that there was a time when many of us would have considered it well documented. Now it's a small mess. See how many different comment problems you can find. Yani bakın diyor kaç tane bulabilirsin. Mesela yani burada bir P var. JavaDoc'ta falan pek öyle kullanılıyor mu bilmiyorum. Mesela şu yapılmış. Yani baksak muhtemelen şöyle göreceğiz. Burada yazılan description'lar buralarda artık yok. Geçerli değil yani aşağıda. Evet, açalım. Burada da aynı. Aynı örnekten devam etmişler. Kendi yazdığı şey olduğu için biraz daha fazla uzun tutmuş. It is easy to argue that the first comment is redundant because it reads very much like the generator primes function itself. Still, I think comment serves to ease the reader into the algorithm, so I am inclined to leave it. Yani fonksiyon içinde ne yaptığını adım adım tekstin içine dönmüş, tekstin içine giydirmiş. Tamam, bir nebze iyi olabilir diyor ama yine şeyi anlatıyor, fonksiyonu anlatıyor diyor. Sizin yazdığınız kodu iyiyse zaten okuyucu anlar diyor biraz. It explains the rationale behind the use of the square root as loop. Yani ikincisini gerekli buluyormuş. Oradaki square root'ları falan. It was thinking about using the square root. Tamam. Ya arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi yorum kısmı yani bütün dillerde hemen hemen yani JavaScript olsun, şey olsun, Go olsun, Java olsun buralarda hep yorum yazıyoruz. Yorum yazarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onları biraz anlatmaya çalışmış. O chapter'ı es geçmek istemedim. Önümüzdeki kitap okuma session'da da formatlamaya bakacağız arkadaşlar. Formatlama önemli bir konu aslında. Ekip içinde, şirket içinde aynı dilden konuştuğundan emin olabilmek için genelde formatlamayı kullanıyoruz. Formatlama kullanmazsanız, özellikle GitHub pushladığınızda, aldığınızda, PR açtığınızda her gelenin setup'ı farklı olduğu için PR'lar böyle normal değişik olan dosyaların haricinde bir sürü dosya görebilirsiniz bir PR'da. Hiç hoş olmayan bir şey yani. Dolayısıyla formatlamayı falan nasıl yapıyoruz? Ortak formatlama. Oralardan falan bahsedeceğiz. Yani öyle comment de soft topic bir şeydi. Yok abi dokümana referans verebilir dedin ya. Low level design. Ha evet. Low level design abi. Bazen de şey ADR diye geçiyor. Yani bir sürü seçeneği var ya artık hangisinde rahat ediyorsan. Mesela C4 var, J4 analysis var mesela o da olabilir. Öyle bir yapış. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bir sonrakinde formatting var, sonra da data structure var. Evet, objects and data structures. Ya aslında bu kitabı okumuştum. Biraz da böyle üzerinden yüzeysel geçiyorum. Çok Java spesifik olan yerleri atlıyorum. Bazı topiklerde, bazı chapter'larda öyle. Ara ara bunun gibi kitaplar okuyabiliriz. Varsa önerileriniz, kitap bende de varsa onu okumaya çalışabilirim. Bunu bitirdikten sonra söyleyeyim size. Ağır olan kitaplar da var. Mesela Head First Design Pattern var. Onu okudum ama o böyle bir session'da okunacak falan bir kitap değil yani. Hani referans kitabı da değil aslında. Hani pratik referans kitabı da değil. Bildiğin bayağı ağır bir şeyi öğreneyim desen böyle oturup her şeyiyle öğrenebileceğim bir kitap. Dolayısıyla ağır ağır ilerliyorlar bazı şeyleri. Ama güzel de anlatarak ilerliyorlar. Dolayısıyla orada biraz ağır kaçabilir. O yüzden bu şeyin haricinde hani bu yaptığımız leaf kodlamanın haricinde bir sonraki kitap şey olabilir. Efektif Java olabilir. Bunu bitirdikten sonra ya muhtemelen bir 8 ya da 9 session yaparız bununla. O da yaklaşık bir
bir ay, 2 aya falan tekabül ediyor. Pragmatik programmer olabilir ama genelde şeye yönelmeye çalışıyorum. Hatta mesela örnek vereyim. Burada mesela fonksiyon adları işte falan filan onlardan bahsettik ya, genelde yazılım içindeki antipaternler. Şimdi bir şey daha var elinde. Effective Java ile şey, Refactoring kitabı. O ikisinden bakarak da ilerlesek o da bize bayağı şey olabilir. Mesela fonksiyonları refaktör ederken, şeyleri refaktör ederken, değişkenleri, class'ları, antipaternleri falan, onlara da bakılabilir.